Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size hücre zarı ve hücre çeperi konularını anlatacağım. Şimdi başlayalım. Öncelikle hücre zarına başlamadan önce ökaryotik bir hücreyi 3 ana kısımda inceliyoruz. Bunlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Bu ünitede 3 bölgeyi birden inceleyeceğiz. Tabii ilk olarak hücre zarıyla başlıyoruz. Şimdi hücre canlı bir varlık ve bunun canlılığını koruyabilmesi için dış ortamdan ayrılması gerekiyor. İşte hücreyi bu dış ortamdan ayıran zara biz hücre zarı adını veriyoruz. Hücre zarı ince bir zardır ancak çok önemli görevleri var. Nedir bu görevleri dersek tabii ki hücreyi dıştan sardığına göre hücreyi dışarıdan gelebilecek herhangi bir mekanik etkiye karşı koruyor. Yalnız bu koruması öyle çok çok yüksek bir koruma değil. Çünkü birazdan özelliklerini sayarken de söyleyeceğim. Çünkü hücre zarı esnektir. O yüzden çok sert bir yapı olmadığından her mekanik bir darbeye karşı çok güçlü bir koruma yapamaz. Hücreye bir şekil veriyor ama gene verdiği şekil çok net bir şekil değil. Çünkü gene çok esnek olduğundan çok net bir şekil olmuyor. Bunun dışında iç tarafı dışarıdan koruduğuna göre, bir araya getirebildiğine göre hücre içeriğinin bir arada kalmasını sağlıyor. Olur da hücre zarı bir zarar görüp ve yırtılırsa içerik dışarı akar bu da hücrenin ölmesine neden olur. Dolayısıyla hücrenin dağılmasını önlemiş oluyor. Hücre hayatta kalabilmek için dış ortamla madde alışverişi yapmak zorunda ve bu madde alışverişini kontrol eden de hücre zarıdır. Bu yüzden hücrenin madde alışverişini yapmasını sağlamak da hücre zarının görevi. Bir de prokaryot hücrelere ait özel bir görevi vardır. Eğer bir prokaryot hücrenin oksijenle solunum yapma ya da fotosentez yapma yeteneği varsa işte o noktada hücre zarı buna yardımcı oluyor. Çünkü bu her iki olay da bir zar üzerinde gerçekleştirilmelidir. İlerleyen konularda organelleri göreceğiz. Orada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu iki olay zarlı bir yapıda olmalı ve dolayısıyla bir prokaryot hücrede zarlı bir yapı bulunamaz. Bir tek ne olacak? Hücre zarı var, zar anlamında. Dolayısıyla da bu o yüzden hücre zarının yardımıyla gerçekleşiyor. Bir de ki bu çok önemli ve yeni bir bilgidir. Bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısı selülozdur. Bunu birazdan bu videonun sonuna doğru anlatacağım. İşte o selüloz dediğimiz bu karbonhidrattı yani bir polisakkariti sentezlemekte hücre zarının görevidir. Hücre zarının üzerinde bulunan enzimler bunun sentezini gerçekleştiriyorlar. Şimdi gelelim hücre zarının özelliklerine. Öncelikle canlıdır. Canlılıktan kastımız şu içindeki maddeler asla ölü değil zaten canlı olmasaydı madde alışverişini asla sağlayamayacaktı. Bu madde alışverişini sağlamak ancak canlı bir yapıya ait olabilir. Bunun dışında esnektir zaten bu yüzden dış etkilerden ve verdiği şekil çok net bir koruma çok net bir şekil değil. Seçici geçirgendir. Ne demek seçici geçirgen? Yani önüne geleni içeri almak ya da önüne geleni dışarı atmak değildir kesinlikle. Burada hücreye uygun olan maddeler içeri alınıyor. Uygun olmayanlar dışarıda kalıyor. Ya da uygun olan atılması gerekenler de dışarı atılıyor. Ve bu olay da hücre zarının yapısıyla alakalı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Zaten ilerleyen konularda bunu nasıl yaptığını da öğreneceğiz. Akıcıdır ve mozaiktir. Akıcılık ve mozaiklik kavramlarını birazdan anlatacağım. Onlarla alakalı özel bir konumuz var çünkü. Bunun dışında porları vardır. Por demek, hücre zarının yapısındaki küçük deliklere verdiğimiz isimlerdir. Bu porlar sayesinde de madde alışverişi biraz daha kompleks bir şekilde gerçekleştirilecek. Yapısındaki maddelere baktığımızda yapısı organik maddelerden oluşuyor. Karbonhidrat, yağ ve protein molekülleri mutlaka bulunuyor. Hatırlarsanız canlıların ortak özelliklerinde her canlı karbonhidrat, yağ ve protein sentezler demiştik. Bunun sebebi hücre zarından kaynaklanır. Çünkü her canlı gerektiğinde hücre zarını tamir edebiliyor. Bu yüzden bu tamirin yapılabilmesi için de hem karbonhidratın, hem yağın hem de proteinin mutlaka sentezlenebiliyor olması gerekmekte. Şimdi gelelim akıcı mozaik zar modeli. Nedir bu? Bilim insanları hücre zarının yapısında bulunan bu karbonhidrat yağ ve proteinlerin nasıl dizildiğini çok fazla bulmaya çalışmışlar ve birkaç tane model ortaya çıkmış. Ama elektron mikroskobunun icadıyla hücre zarına yakınlaştırılma yapıldığında hücre zarının yapısı ortaya çıkmış oluyor. Ve ortaya çıkan bu yapıya da akıcı mozaik zar modeli deniyor kim ortaya çıkardı dersek Singer ve Nicholson dediğimiz iki bilim insanı beraberce bunu ortaya çıkartıyorlar. Akıcılık ve mozaiklik ne demek? Akıcılık demek hücre zarının yapısında yer alan maddelerin hareket etmesi demektir. Mozaiklik ise yapıda bulunan maddelerin düzensiz bir şekilde, tabii ki bir düzeni var aslında ama düzeni de düzensiz. Dolayısıyla böyle belirli bir düzende ilerleyen bir yapı yok tamamen dağınık ama aslında kendi içinde de bir düzeni olan bir yapısı bulunuyor. Mozaiklik kavramı da buradan geliyor. Şimdi geldiğimiz zaman yapıda neler var? Öncelikle yapıda bir çift katlı fosfolipit tabakası var. Nedir bu dersek? Temel bileşenler konusundan hatırlayalım. Şu şekilde bir baş ve kuyruk yapıları olan özel lipid molekülleri vardı. Bunlara fosfolipit diyorduk. İşte bu fosfolipitler hücre zarının yapısına kuyruk kısımları birbirine bakacak şekilde diziliyorlar. Ve bu şekilde fosfolipid tabakasını oluşturuyorlar. Akıcılık özelliği kazandıransa bu fosfolipid tabakası oluyor. Çünkü burada bulunan bu fosfolipidlerin hücre zar içerisinde yer değiştirme yetenekleri vardır. Hatta soğuğa karşı bazı bitkiler kendilerini koruma altına alabilmek için buradaki bu yağ asitlerinin doymuşluk ve doymamışlık oranlarını değiştirerek hücre zarının ve dolayısıyla hücrelerinin zarar görmesine engel oluyorlar. Yani fosfolipitlerin bir görevi de bazı canlılarda canlıyı soğuktan korumakta oluyor. Özellikle soğuğa dayanıklı bitkilerde bu işlemler gerçekleştiriliyor. Fosfolipit tabakasına baktığımız zaman iç tarafının yağ asitlerinden, dış tarafının ise fosfolipitlerin baş kısmından oluştuğunu görüyoruz. Ve hatırlarsak fosfolipitlerin baş kısmı hidrofilik özellik gösterirken fosfolipitlerin kuyruk kısımları hidrofobik özellik gösteriyordu. Bu ne anlama geliyor? Dış taraf dışarıyla temas edecek taraf olduğuna göre yani şurası sitoplazma olsun, şurası hücrenin dışı olsun. Yani zarın dış tarafıyla temas etmeli. Dolayısıyla dış tarafta hem sitoplazma tarafında hem de hücrenin dış tarafında mutlaka su bulunacaktır. Ve bu nokta sudan kaçmayan bir nokta olduğu için buralar hidrofilik özellikte. Ancak iç taraf yağ asitlerinden oluştuğu için ve biliyorsunuz yağ ile su birbirini sevmez. Dolayısıyla iç tarafta hidrofobik özellik göstermekte. Bu soru olarak gelebilir. Yani derler ki hücre zarı da hidrofobiklik ve hidrofiliklik özelliği kazandıran molekül kimdir? Cevabınız fosfolipit olmalıdır. Şimdi gelelim proteinlere. Proteinler de fosfolipit tabakasının içine gömülmüş durumda, tamamen bir gömülme de yapabilir, yarı gömülme de olabilir. Yani bu proteinin çeşidine hücre zarındaki görevine göre değişiklik gösterecektir. Fosfolipit tabakasına tamamen gömülmüş olan proteinler taşıyıcı protein yapısını oluşturuyor. Nedir bu? İlerleyen konularda hücre zarından madde alışverişi göreceğiz. Orada hep taşıyıcı proteinlerden bahsedeceğim. Taşıyıcı proteinler zardan geçecek olan maddelerin geçişini kontrol eden proteinler. Değişik şekilde kontrol edebiliyorlar. Yani aslında bir nevi hücre zarının porları olmuş oluyor. Yarı yarıya gömülmüş olanlar ise daha farklı görevlerde bulunacaklar. Karbonhidratlara geldiğimizde ise karbonhidratlar hücre zarında tek başına bulunan moleküller değil. Ya bir fosfolipide bağlanacak ya da bir proteine bağlanacak. Eğer ki bir karbonhidrat bir fosfolipide bağlanırsa o zaman glikolipit yapısı oluşacak. Eğer ki bir karbonhidrat proteine bağlanırsa o zaman da glikoprotein yapısı oluşacak. İşte burada bağlanmış olduğu proteinde zaten fosfolipid tabakasının yarısına gömülmüş halde bulunan proteinler olmuş olacak. Şimdi bu glikoprotein ve glikolipitler ne işe yarıyor dersek, bunlar çok önemli moleküllerdir. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nde biz TC kimlik numaralarımızla tanınıyorsak, yani bizim hiçbir bilgimizi bilmesinler ama sadece TC kimlik numaramızı biliyorlarsa az çok kim olduğumuz ortaya çıkacaktır. İşte hücrelerde de bu var. Hücrelerde de glikoprotein ve glikolipitler sayesinde hücreler hem birbirlerini tanıyorlar hem de dışarıdan hücreye gelen bir sinyal molekülünü algılıyorlar. Ve bunun sayesinde ne oluyor? Her hücrenin kendine özgü bir TC olmuş oluyor. Yani bir nevi TC kimlik numarası gibi düşünebiliyoruz. Bu moleküllerin hücreye özgürlük sağlaması da şu şekilde gerçekleşiyor. Bu moleküllerin hücre zarındaki yerleri ve sayıları önemli. Hem sayısına hem yerine göre hücre özgür hale geliyor. Bunun dışında glikoproteinlerin ise yapısı önemlidir. Zaten glikolipitlerin yapısı aynı olacak ama proteinler genetik madde üzerinden sentezlenen molekülleri olduğu için glikoproteinlerin yapısı da o yüzden farklılık gösterecektir. Bu farklılık da hücrelerin özgürlüğü üzerine daha ciddi bir anlam yüklemesine neden olacak. Genel anlamda görevlerini söyleyecek olursak hücrelerin TC kimlik numarası gibi olduklarına göre birbirlerini tanımasını sağlayacak. Bunun dışında hücreye gelen herhangi bir sinyal molekülü. Bu bir hormon da olabilir, farklı bir molekül de olabilir. İşte bir hücrenin buna cevap vermesini sağlayacak. Örneğin beynimizden hipofiz bezinden TSH hormonu salgılanır. TSH hormonunun görevi tiroid bezini uyarmaktır. Mesela TSH kana verilir ve kanla bütün vücudumuza dağıtılır. Yani TSH sadece tiroid bezine gitmez aslında. Ayağımıza kadar her yere ulaşır ama tiroid bezinin hücreleri sadece buna cevap verir. Tiroid bez dışındaki hiçbir vücut hücremiz TSH'a cevap vermez. İşte bu nasıl oluyor? Glikoprotein ve glikolipitler sayesinde gerçekleşiyor. Bir de bunun dışında hücre zarının seçici geçirgen olmasını sağlıyor. Çünkü ne yapıyor? Dışarıdan gelen molekülü tanıdığı için hücre zarına seçici geçirgenlik özelliği de kazandırmış oluyor. Bir de canlının temel bileşenleri konusundan da hatırlarsak hücre zarının yapısına eğer bir hayvan hücresi ise Kolesterol molekülü de katılım gösterebiliyor. Bu kolesterol de gene fosfolipit tabakasının içine yerleşme yapıyor. Kolesterolün görevi ise hem seçici geçirgenlik üzerine etki ediyor, hem hücre zarının dayanıklılığı üzerine etki ediyor, hem de hücre zarının akıcılığı üzerine etki ediyor. Özellikle akıcılık üzerine etkisi de şu şekilde oluyor. Bir kolesterol mesela şurada görüyorsunuz, yerleştiği zaman bu etrafındaki fosfolipitlerin hareket yeteneğini arttırıyor. Ve hareket yeteneği arttığı zaman da daha da akıcı hale gelmiş oluyor. Bunun dışında size sorularda gelebilecek şeylerden bir tanesi de hücre zarının yapısında bulunan bu temel bileşenlerin bulunma sıraları. Bir hücre zarının yapısında en fazla bulunan molekül proteindir. Sanki şuraya baktığınızda en fazla lipitmiş gibi görüyor olabilirsiniz. Haklısınız öyle gözüküyor ama değil ciddi oranda %60'lar civarında protein bulunmakta. Daha sonra dipit yani yağ molekülleri en az ise karbonhidratlar hücre zarının yapısında bulunur. Şimdi anlattıklarımla alakalı iki tane soruyu çözelim. Aşağıda verilen zar görevlerinden hangisi ökaryot bir hücrenin hücre zarına ait olamaz? A. Madde alışverişinin gerçekleşmesini sağlar. Tabii ki ait olabilir. Ökaryot hücrelerde hücre zarının böyle bir görevi var. Hücrenin dağılmasını önler. Gene aynı şekilde bu da olabilir. Hücreyi mekanik etkilere karşı korur. Aynı şekilde bu da olacaktır. D. Fotosentez ve solunuma yardım eder. İşte bu olay sadece prokaryotların hücre zarının görevidir. Çünkü ökaryotlarda eğer fotosentez ve solunum gerçekleşecekse zaten bunu sağlayacak olan organeller var. Hücre zarına iş düşmüyor ama prokaryotlarda olmadığı için görev hücre zarına kalmış oluyor. Cevabımız D. E'ye de bakalım. Selüloz üretimini sağlar. Bu da doğrudur. Bu da bit hücrelerinde hücre zarının bir görevidir. Gelelim ikinci soruya. Glikoprotein ve glikolipitler ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Hücre zarının sitoplazmaya bakan yüzeyinde bulunur. Şimdi bir mantıkken düşünelim. Bu iki madde ne yapıyordu? Hücre hep dışarıdan gelenleri tanıyor. Dolayısıyla nerede bulunmalı? Sitoplazmaya bakan değil, hücrenin dış tarafına bakan şu tarafta bulunmalı. İçeriyle bir görevi yok zaten onun. O dışarıdan gelenleri tanıyor. Ya da dışarıdaki başka bir hücreyi tanıyor. Ya da yine dışarıdan gelene karşı seçici geçirgenlik oluşturuyor. Yani hep dışarıyla alakalı görevleri var. Dolayısıyla stoplazmaya bakan yüzeyde bulunamaz bir gider. 2. Taşıma proteinlerinin oluşumunu sağlar. Bu da yanlıştır. Çünkü taşıma proteinleri fosfolipid tabakasını boylu boyunca değen proteinler sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunlar yarım bir delme yaptıkları için ve görevleri daha farklı olduğu için bu taşıma protein oluşumu olmayacaktır. 3. Dışarıdan gelen sinyallerin algılanmasını sağlar. Doğrudur zaten bu temel görevidir. Şimdi geldik hücre zarının farklılaşması ile oluşan yapılar. İlk olarak Kamçı. Kamçı dediğimiz yapıyı şurada görüyorsunuz şu uzun olan. Kamçı, hücreden çıkan uzun ama az sayıda olan uzantılara verilen isimdir. Her hücrede bulunmak zorunda kesinlikle değil. Bazılarında var, bazılarında yok ama önemli olan görevi. Kamçı bir hücrenin hareket etmesini sağlayan bir uzantıdır. Diğer bir farklılaşma sil. Sili de şurada görüyorsunuz. Şu şekilde iplikler var. Dikkatli baktığınızda paramesyumda. Bu da kamçıya benziyor. Ama kamçının kısa ve çok sayılı olan halidir. İki farklı görevi var. Birincisi hareket etmeyi sağlamak. Diğeri ise bulunduğu bölgenin sirkülasyonunu sağlamak. Yani mesela şu paramesyum hızlı bir şekilde şu sillerini hareket ettirerek etrafındaki suyu sirküle ediyor. Yani etrafındaki suyu hareketlendiriyor. Böylece etrafındaki su ondan uzaklaşıyor. Yerine yeni su molekülleri gelmiş oluyor. Bir başka farklılaşma yalancı ayaktır. Yalancı ayakları şu amipte görüyoruz. Yalancı ayaklar ya da diğer ismiyle pseudopod burada molekül dışarıda bulunan bir maddeyi içine alabilir. Bu beslenme amaçlı da olabilir ya da bağışıklık hücrelerimizde olduğu gibi savunma yapma amaçlı da olabilir. Yani burada normalde hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan bir madden var ve bu maddeyi hücre içine alıyoruz. Buna yalancı ayak oluşumu gerçekleşiyor. Ve yalancı ayak oluşumu şurada gördüğünüz gibi çıkıntılar oluşturacak şekilde gerçekleşir. Hücre sadece beslenme amacıyla bunu yapmak zorunda değildir. Normal bir şekilde hareket ederken de yalancı ayaklar oluşturulabilir. Bir başka olaysa pinositik cep. Pinositik cep de yalancı ayağa benziyor ama fark şudur. Yalancı ayak dışarıya doğru oluşturulur. Pinositik cep ise içeriye doğru yani çöküntü halinde oluşturulmuş bir yapıdır. Ne işe yarar dersek sıvı maddeleri hücre içine alınımını sağlar. Bir başkası ise mikrovillus. Mikrovilluslarda şurada görüyorsunuz özellikle insanlarda ince bağırsağın hücrelerinde bulunuyor ve şu şekilde kalıcı bir şekilde oluşmuş çıkıntılar. Yani yalancı ayaktan farkı şu. Yalancı ayakta geçici bir çıkıntılık vardır ve beslenme ve hareket amacıyla yapılır. Mikrovilluslar ise sadece besin emilimi amacıyla yapılır ve kalıcı çıkıntılardır. Mezozom ise son olarak şurada görüyorsunuz. İlerleyen videolarda size ben mitokondri organeli anlatacağım. Ve mitokondri organelinin görevi oksijenli solunum yapmaktır. Ve bir prokaryot canlı da eğer oksijenli solunum yapıyorsa mitokondrinin bulunma ihtimali yok. İşte bu noktada yardıma mezozom koşuyor. Mezozom Hücre zarının sitoplazmaya doğru şu şekilde katlanmalar yapmasıyla oluşuyor. Yani hücre zarı katlanmalar yaparak kendini mitokondri organeline benzetmiş oluyor. İşte zaten hücre zarı bu şekilde de solunuma yardımcı olmuş oluyor. Çünkü onun zarına mutlaka ihtiyaç vardır. Şimdi burada size anlattıklarımdan hangileri geçici, hangileri kalıcı dersek. Kamçı kalıcı bir farklılaşmadır. Sil kalıcıdır. Yalancı ayak geçicidir. Pinositik cep geçicidir. Mikrovillus kalıcıdır. Mezozomda kalıcıdır. Yani o an oluşturulup tekrardan yok olma gibi bir şey söz konusu değildir. Dikkat ederseniz hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılara tutup da hücre çeperi demedik. Hücre zarının hücre çeperini üretebilmesi, hücre çeperinin hücre zarından farklılaştığını göstermiyor. Sadece üretimini yapan enzim hücre zarının üzerinde bulunuyor. Bu videoda size son olarak bir de hücre çeperini anlatacağım ya da diğer ismiyle hücre duvarı. Öncelikle her hücrede bulunan bir yapı değil. Zaten birazdan kimlerde bulunduğunu söyleyeceğiz. Ancak bu yapı hücre zarının da dışında bulunan koruyucu bir tabakadır. Niye koruyucu? Çünkü serttir. Ve bu kadar sert olan bir yapında zaten canlı olma ihtimali yok cansızdır. Dolayısıyla hem cansız hem de çok sert olduğu için daha net bir mekanik koruma ya da daha net bir şekil verme gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında tam geçirgendir. Çünkü cansız olduğu için kim içeri girecek ya da kim dışarı çıkacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Ayrıca içeriğinde bulunan madde de canlı türüne göre değişiklik gösteriyor. Mesela hücre zarı için dedi ki yapıda karbonhidrat yağ protein bulunur ama bunun için söyleyemiyorum. Bu duruma göre değişiklik gösteren bir madde. Görevlerine geldiğimizde en dışta bulunduğuna göre koruma görevi yapıyor. Sert olduğu için şekil veriyor ve tabii ki mekanik etkile karşı korumayı da yine sertliğinden kaynaklı. Bir de bunun dışında sert bir yapı olduğu için Hücre sonsuza kadar içeri su alamıyor. Dolayısıyla da bir yerden sonra hücre içine girecek olan suyu engelliyor ve bir nevi hemolize neden oluyor. Hemoliz demek bir hücre içine çok fazla su girmesi sonucunda hücre zarının patlaması demektir. Ama işte burada hücre çeperi sert bir yapı oluşturduğu için daha fazla su girmesini engel oluyor. Bu da zaten hemolize engel olmak demektir. Şimdi canlılarda hücre çeperi var mı? Varsa yapısı ne? bitkilerde ve alglerde hücre çeperi vardır ve yapısı da bir karbonhidrat olan selülozdan oluşmuştur. Mantarlarda bir hücre çeperi vardır ve yapısı kitinden oluşmuştur. Bakterilerde bir hücre çeperi vardır ve yapısı peptoglikandır. Arkelerde de bir hücre çeperi vardır ve yapısı yalancı peptoglikandır. Yalnız bakteri ve arkeler için şöyle bir özel durum var. Mikoplazma dediğimiz bir canlı var. İsmi önemli değil. Sadece böyle bir şey olduğunu bilin yeter. Mikoplazma dediğimiz canlı bir bakteri çeşidi ve bu bakterilerde hücre duvarı yok. Aynı şekilde termoplazma denilen de bir tabii şuradaki Z'yi unutmuşum. Bir arke çeşidi var ve gene bunların da yapısında hücre çeperi yok. Dolayısıyla prokaryotlarda hücre çeperi var mıdır sorusunun cevabı evet. Peki bütün prokaryotlarda hücre çeperi var mıdır sorusunun cevabı? Hayır. Gördüğünüz gibi olmayan iki çeşit canlımız var. Bir de bitki hücrelerinin hücre çeperinde özel bir durum var. Şurada görüyorsunuz bitki hücrelerinin hücre çeperlerinin bazı bölgelerinde bağlantı noktalar var. Ve hücreler bu bağlantı noktaları sayesinde birbirleriyle haberleşebiliyorlar. İşte bu bağlantı noktalarına biz plazmodezma adını veriyoruz. Şimdi bu videoda size anlatacaklarım bitti. 3 tane de soru çözelim. Sonra da bu video kapansın. 3. soru. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre çeperi ve hücre zarı için ortak olabilir? 1. Hücreyi mekanik etkilere karşı korur. Evet zaten ortaktır. 2. Her canlı hücrede bulunur. Yanlıştır. Mesela dikkat edin hayvan hücresinden hiç bahsetmedim. Çünkü hayvan hücrelerinde hücre çeperi yoktur. 3. Yapısında karbonhidrat bulunur. Evet bu da doğru olabilir. Şimdi zaten hücre zarının yapısında direkt karbonhidrat var. Ancak hücre çeperinin yapısında mesela selüloz bir karbonhidrattır. Kitin bir karbonhidrattır. Peptoglikanla yalancı peptoglikan da gene karbonhidrat yapılı, karbonhidrat içeren maddeler. Dolayısıyla evet yapıda karbonhidrat bulunabilir. Bu durumda da cevabımız ne oldu? 1 ve 3 yani D'dir. 4. soru aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi hücre zarının farklılaşmasıyla oluşmamıştır? Mezozom, mikrovillus, kamçı ve yalancı ayak. Bunlar hep farklılaşma ile oluşmuştu. Ancak hücre çeperi farklılaşmayla oluşmuş bir yapı değil. Sadece üretimini hücre zarı gerçekleştiriyor. 5'e geldik. Yukarıda bazı canlı gruplarının hücre çeperinin yapısına yer alan organik maddeler verilmiştir hangi canlı grubunun hücre çeper yapısındaki madde yanlış verilmiştir? Bitkide seliloz var. Doğrudur. Arkte kitin demiş. Yanlış. Alginki de selilozdur. Bu durumda kiminki yanlış verilmiş? Alginki yanlış verilmiş. Diğerlerine de bakalım. Mantarınki kitin, bakterininki peptidoglikan, arkininki de yalancı peptidoglikandır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik bir sonraki videoda sıradaki konumuz olan stoplazma konusuna başlıyor olacağız. Umarım anlattıklarımı beğenmiş ve anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.